Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık soru çözüm videolarımıza geçtik. Kalıtımla ilgili bütün anlatabileceğim yerleri anlattım. Arkadaşlar şimdi soru çözümlerinden devam edelim. Dediğim gibi birçok konuyu soru çözümleri içerisinde vereceğim. Örneğin soy ağaçları, işte eşeğe bağlı kalıtım, genel olarak özelliklerinden bahsettim ama mesela soy ağaçlarından hiç bahsetmedim. Tabii ki burada soy ağaçlarından bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer ki kalıtıma dair hani bir bilginiz varsa soru çözümüne siz de başlayabilirsiniz. Ama hani zorlanıyorsanız arkadaşlar benim bütün soru çözümlerimi dinleyin kalıtımla ilgili olan. Daha sonra siz kendiniz soru çözümü yapmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi önce TTYT kitaplarından daha sonra da ÖABT kitaplarından çözebilirsiniz. Özellikle zaten kalıtım soruları genelde işte biraz daha TTYT'ye benzer olabiliyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla zorlanacak bir şey yok. O yüzden de genelde soy ağaçlarından soruyorlar zaten. Soy ağaçlarında TTYT gibi sorabiliyorlar arkadaşlar. Yine de bizim her detayını bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim sorumuza. Diyor ki bir anne adayının hamileliğinin girmiş olduğu ultrasonik tetkikte ayrı plasentalardan beslenen öküzlere hamile olduğu belirlenmiştir. Bu anne adayının peş peşe dünyaya getireceği 3 çocuktan ikisinin erkek, birinin kız olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar böyle soruyu nasıl çözeceğiz? Bu soruyu şöyle çözeceğiz. Bizim elimizde iki ihtimal var değil mi? Birincisi nedir? Erkek olma, biri de kız olma ihtimali. Erkek olma ihtimaline A diyelim, kız olma ihtimaline de B diyelim. Peki bu kaç tane çocuk olacakmış? 3 tane. Bakın bunu ne yapıyorum ben? Küp olarak gösteriyorum. Yani 300 olma 300 olacağı için o yüzden üstünü 3 olarak yazdım. Şimdi bunu açacağız. Şöyle yazalım. Bakın. Birincinin küpü artı 3 birincinin karesi ikinci artı 3 arkadaşlar. Birinci artı ikincinin karesi artı ikincinin küpü. Bu aslında nedir? Binom açılımıdır değil mi? Binom açılımına göre gidiyoruz. Binom açılımında şu yanına yazacağımız sayılar önemlidir. Mesela birazdan 4 olarak göstereceğim. Hani üstünü 4 olarak göstereceğim. Orada binom açılımını nasıl yapacağız? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bize ne soruyor? Bakın 3 çocuktan ikisinin erkek. Biz erkeğe ne demiştik? A. Birinin kız. Kıza ne demiştik? B. Şimdi ikisinin erkek olduğu durum A kare olduğu durumdur arkadaşlar. A kare. Birinin kız olduğu durumda B. O zaman biz hangisini alacağız? 3 A kare çarpı B'yi alacağız. O zaman yazıyorum. 3 A kare çarpı B. Peki burada oranı ben nasıl yazacağım? Bir çocuğun anne karnındayken doğma ihtimali nedir? 1 bölü 2 erkektir. 1 bölü 2 kızdır. Neden? Çünkü ya erkek olur ya da kız olur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 3 çarpı yazdım. 1 bölü 2'nin karesi dedim çarpı 1 bölü 2 dedim. Cevabımız ne olur? 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. O da arkadaşlar 3 bölü 8 olur cevabımız. Normalde şöyle yapabilirdiniz direkt olarak. İşte 2 erkek bir kız diyorsa o zaman hepsinin mesela erkek, erkek, kız dedim. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 dedik. Ne oldu? 1 bölü 8. Ne oldu? Sonucu yanlış bulduk. İşte o yüzden mutlaka bu yöntemi denemeniz gerekiyor. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki bir anne adayının hamileliğinin ikinci ayında girmiş olduğu ultrasonik tetkikte ayrı plasentalardan beslenen dördüzlere hamile olduğu belirlenmiştir. Evet, şimdi burada dördüzler var. İlk önce dördüncü dereceden binom açılımını yapalım. Arkadaşlar binom açılımını yaparken hani bize lisedeyken öğretmişlerdi. Nasıl olacak bakın. Buraya 1 yazdım. Şimdi 1 ile 1'in toplamı ne olur? 2 yazdım. Sonra buraya 1 yazdım. 1 ile 2'nin toplamı 3. Yine 1 ile 2'nin toplamı 3. Bu nedir arkadaşlar? Bakın dereceleri veriyor. 1. derece, 2. derece, 3. derece. Bize ne lazım? 4. derece lazım. O zaman şuraya yine 1 yazdım. 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3'ün toplamı 6. 3 ile 1'in toplamı 4. Yine buraya ne yazdım? 1 yazdım. Bu da 4. derece. Zaten büyük ihtimal en fazla 4. dereceye kadar sorulur. Fazlasını sorulacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi böyle yaptık. Bunlar bizim kat sayılarımız. Şimdi biz yine aynı şekilde A artı B'nin 4. dereceden kuvvetini alalım. A artı B'nin 4. dereceden kuvveti. Ne yapıyorum bakın. Birincinin 4. kuvvetinden başlıyorum. A 4 dedim. B
baştaki katsayımız ne? 1. O zaman onu yazmaya gerek yok. Sonra geldim artı dedim arkadaşlar. Birinciyi azaltıyorum a küp. İkinciyi yazıyorum arkadaşlar b. Yani birinciyi azaltırken ikinciyi artıracaksınız unutmayın. Bunun başına ne gelecek? 4 gelecek. Şöyle 4 a küp b. Sonra geldim. Sırada ne var? 6. Başına 6'yı yazdım. Birinciyi azalttım yine a kare oldu. İkinciyi artırdım b kare oldu. Sonra arkadaşlar diğer katsayımız ne? 4 yazdım. Birinciyi azalttım a, ikinciyi artırdım b küp. Artı dedim. Birinciyi azaltınca artık yazmaya gerek var mı? Yok, değil mi? Katsayımız ne bu arada? 1 yazmaya gerek yok. O zaman ikincinin de nedir? 4. kuvvetini yazdım. Bu şekilde binom açılımı yaptık bakın. Şimdi bize ne soruyor? De ki ikisinin kız, ikisinin erkek olmalısı. O zaman a kare diyeceğiz, b kare diyeceğiz. A kare ile b karenin olduğu kısım neresi? Burası. O zaman 6 çarpı a kare çarpı b kare dedik. 6 çarpı 1 bölü 2'nin karesi çarpı 1 bölü 2'nin karesi. Hemen yapalım işlemimizi. 6 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Şunlar sadeleşir mi? Evet, burada 2 kalır, burada 3 kalır. Cevabımız 3 bölü 8 olur arkadaşlar. Bakın yine ne oldu? 3 bölü 8 olarak bulduk. Gelelim bir diğer soruya. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Yorumlarda anlayıp anlamadığınızda yazabilirsiniz. Beklerim. Üçüncü soruda diyor ki AB genotipli bireyde ABE genleri bağımsızdır. Bu bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı nedir? Arkadaşlar normalde gameti böyle teker teker açarak yazıp işte çeşidinin sayısını bulabiliriz. Ama biz burada kısa yoldan yapacağız. Nasıl yapacağız? Benim bir formülüm var bakın. Bir formülümüz var 2 üzeri n. Buradaki n nedir? Heterozigot gen sayısıdır. Gen sayısı. Şimdi heterozigotlar kaç tane bakıyorum? 1, 2, 3 tane. O zaman 2 üzeri 3 dedim. Cevabımız ne olur? 8 çeşit gamet oluşturur arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Şimdi tek bir soru üzerinde bir sürü alt sorumuz var. Diyor ki genotipli bir birey de genotipli bir birey çaprazlanıyor. Bu bireylerde AB genleri bağımsızdır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Şimdi arkadaşlar böyle bir çaprazlama vermişse bize hiç sorulara geçmeden önce ilk önce bunları kendi aralarında bir çaprazlayalım. Bakın A'ları, B'leri, E'leri kendi arasında çaprazlayacağız. İlk önce bakalım A'lara bakalım. Büyük A büyük küçük A, büyük A küçük A. Çaprazlama yapınca ne olur? Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A. Bunu yazdım. Oranları altına yazmıyorum çünkü soruya göre yapacağız. O yüzden altına yazıp kalabalık yapmayalım arkadaşlar. Gelelim B'lere. Büyük B küçük B çarpı büyük B şey küçük B küçük B. Şimdi böyle ikili gördüğünüz zaman direkt tek olarak da düşünebilirsiniz. Ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Şimdi burada bir tane sorumuz var. O yüzden ben hepsini ayrı ayrı düşüneceğim. Ne olur? Büyük B küçük B yine aynı şekilde büyük B küçük B küçük B küçük B küçük B küçük B yazdım. Aynısını E içinde yapıyorum. Büyük E küçük E, büyük E büyük E, büyük E büyük E, büyük E büyük E, büyük E küçük E, büyük E küçük E. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize bakın çaprazlamaları yaptık yanda duruyor. Hemen soruya geçiyorum. Bireyler kaç çeşit gamet oluşturabilir? Şimdi ilk önce gametlerini bulalım. Şunun birincisi için gamet çeşidimiz ne olur? 2 üzeri N. Kaç tane heterozigotluk var? 3 tane değil mi? 2 üzeri 3'ten 8 çeşit birincisi gamet oluşturur. İkinciye bakıyorum. Yine 2 üzeri n formülünden kaç tane heterozigotluk durumu var? 1 tane. O zaman 2 üzeri 1'den kaç tane oluşturur arkadaşlar? 2 çeşit gamet oluşturur. Yani 8 çeşit bir tanesi, 2 çeşit de bir tanesi oluşturacak. Çaprazlama sonucu kaç çeşit genotip oluşabilir? Bakın kaç çeşit genotip diyor. Burası önemli. Bakıyorum bakın kaç çeşit genotip oluşacağını. Burada kaç çeşit genotip var? Bakın büyük A büyük A var. Büyük A küçük A var. Küçük A küçük A var. O zaman ben burası için 3 çeşit yazdım mı? Yazdım. Burada kaç çeşit var arkadaşlar? Büyük B küçük B ve küçük B küçük B var. 2 çeşit. Burada büyük E büyük E ve büyük E küçük E var. O zaman bu da yine 2 çeşit. Bunları çarparım kaç olur cevabım? 2 kere 2 4 4 kere 3 12. 12 çeşit genotip oluşturur diyoruz. Gelelim
C şıkkına. Diyor ki çaprazlama sonucu kaç tane genotip oluşur? Bakın kaç tane? Kaç çeşit deyince sadece çeşitleri alacaksınız. Ama kaç tane diyorsa arkadaşlar, o zaman burada bütün hepsini sayacağım. Kaç tane genotip var burada? 4. Burada 4. Hepsinde 4 tane genotip var mı? Var. O zaman ben ne yapıyorum? 4'ün 3 üçlüsünü alıyorum aslında. Yani 4'ün küpünü alıyorum. Ne olur cevabımız? 4 kere 4 16. 16 ile 4'ün çarpınca da cevabımız 64 olur. Unutmayın, kaç çeşit diyorsa sadece çeşidini alıyorsunuz. Kaç tane diyorsa arkadaşlar hepsini sayıyorsunuz. O yüzden ben bunları ayrı ayrı yazdım. Normalde soru çözerken işte bunu tek bir tane gibi düşünüp büyük B, küçük B, küçük B, küçük B yazarsınız. Ama burada kaç tane genotip soracağı için o yüzden hepsini ayrı ayrı yazdım. D şıkkına geliyorum. Diyor ki çaprazlama sonucu kaç çeşit fenotip oluşur? Şimdi bakın fenotipte ne yapacağız? Dış görünüşe bakacağız. Fenotip için. Burada kaç tane fenotip var? Kaç çeşit? Bakın bir büyük A fenotipi var, bir de küçük A fenotipi var. O zaman yazdım 2. Burada kaç tane kaç çeşit var? Yine büyük B fenotipi var, küçük B fenotipi var. Yazdım 2. Burada arkadaşlar yine büyük E fenotipi var. Hepsinde büyük E değil mi? Bakın küçük E fenotipi var mı? Yok. O zaman 1 yazdım. Cevabımız ne olur? 4 çeşit fenotip oluşur olur. Evet, gelelim E şıkkına. Diyor ki çaprazlama sonucu AA, BB, EE genotipli bireyin oluşma ihtimali nedir? Evet, şimdi bakıyorum. Bakın ne diyor? Büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük E, küçük E. Şimdi yazıyorum bakın. Büyük A, küçük A'nın gelme ihtimali nedir buradan? 2 bölü 4'tür değil mi? Yazdım. 2 bölü 4. Çarpı dedim. Büyük B, büyük B'nin gelme ihtimali nedir? Var mı arkadaşlar böyle bir ihtimal? Büyük B, büyük B'nin gelme ihtimali yok. O zaman buraya 0 yazdım. Büyük E, küçük E'nin gelme ihtimali nedir? 2 bölü 4. Zaten 0 olduğu için arkadaşlar böyle bir genotipin oluşma ihtimali yoktur. Pardon, göstermemişim. Özür dilerim yazdığım yeri. Bakın. Büyük E, küçük E 2 bölü 4 yazdım. Büyük B, büyük B olmadığı için 0 yazdım. Büyük E, küçük E arkadaşlar yine 2 bölü 4 yazdım. Zaten ne olursa olsun sonuç 0 olacak, değişmeyecek. Yani böyle bir genotipin oluşma ihtimali yoktur. Gelelim F şıkkına. Diyor ki çaprazlama sonucu büyük A, büyük B, büyük E fenotipli birey oluşma olasılığı. Bakın fenotipli. Büyük A, büyük B, büyük E. Şimdi bakıyorum yukarı. Büyük A fenotipinin gelme ihtimali ne burada? 3 bölü 4 değil mi? Yazdım hemen altına bakın. 3 bölü 4 yazdım. Büyük B fenotipinin gelme ihtimali arkadaşlar? Büyük B fenotipi 2 bölü 4 değil mi? Hemen getirdim buraya yazdım. 2 bölü 4. Peki büyük E fenotipinin gelme ihtimali nedir? 4 bölü 4 değil mi? Yani 1 değil midir? 1'dir. O zaman bunu da yazdım. Bakın buraya getirdim yazdım. Çarpıyorum. Cevabımız ne olur? 6 bölü 16. Şıklarda bu şekilde de bulabilirsiniz. Sadeleştirilmiş halinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Sadeleşmiş hali de ne olur? 3 bölü 8 olur. Geliyorum diyor ki çaprazlama sonucu küçük A, küçük B, küçük E fenotipli birey oluşma olasılığı kaçtır? Şimdi bakıyorum. Küçük A fenotipli bireyin oluşma ihtimali ne? Küçük A fenotipli 1 bölü 4'tür değil mi? O zaman yazdım. Küçük A, küçük B, küçük E yazıyorum buraya. 1 bölü 4. Küçük B fenotipinin oluşma ihtimali nedir? 2 bölü 4 değil mi? Evet. Yazıyorum hemen. 2 bölü 4. Peki küçük E fenotipinin gelme ihtimali var mı burada? Yok değil mi? Yok çünkü ortada yok. O zaman cevabımız ne olacak? Buraya 0 yazıyoruz. Cevabımız 0 olacak. Yani böyle bir fenotipin oluşma ihtimali yok diyoruz. Evet. Böylece çok öncüllü sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sorumuza. 5. soru. Diyor ki bir A karakteriyle ilgili 3 farklı alel gen vardır. Bu karakterlerle ilgili en çok kaç çeşit genotip yazılabilir? Hatırlayın bunun formülünü vermiştim arkadaşlar. Kaç çeşit genotip? Biz burada 2'den fazla alel olduğu zaman hangi formülü kullanıyoruz? N çarpı N artı 1 bölü 2 formülünü kullanıyoruz genotip çeşidi sayısında. Buradaki N alel sayısıdır. Kaç tane alel varmış? 3 tane. O zaman yazıyorum. 3 çarpı 4 bölü 2. 4 ile 2 sadeleşti. Cevabımız ne oldu? 6 oldu. 6. soru. Genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu kaç çeşit fenotip ve genotip yazılabilir? Şimdi arkadaşlar diğer sorudan size bir formül çıkaracağım.
kaç çeşit fenotip ve genotip yazılabilir diye soruyor bize. Şimdi burada bakın, kaç çeşit genotip için biz ne yazdık? Eğer ki heterozigotsa arkadaşlar 3 yazdık değil mi? Eğer ki biri heterozigot, biri homozigotsa 2 yazdık. Yine biri heterozigot, diğeri homozigot dominantsa yine ne yaptık? 2 yazdık arkadaşlar. Şimdi genotip çeşidinde bakın, genotip ve fenotip çeşidinde şöyle direkt çaprazlama yapmadan düşünebilirsiniz. Şimdi bunların hepsi heterozigot mu? Evet. O zaman hepsinde kaç çeşit genotip oluşacak arkadaşlar? 4 çeşit oluşacak mı? Oluşacak. O zaman 4 üzeri 3 dersem, neden 3 diyorum? Buradaki heterozigot gen sayısını. Yani o zaman bizim formülümüz 4 üzeri n olur mu? Olur. 4 üzeri n'den 4'ün küpü dedim ve cevabımız ne oldu? 64 oldu. Kısa yoldan böyle yapabilirsiniz. Ama kafanız karışıyorsa uzun yoldan da çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu genotip çeşidi sayısı. Genotip çeşidi sayısı bu. Şimdi gelelim fenotip çeşidine. Fenotip çeşidi sayısı. Şimdi fenotipe baktığımızda bakın ne olacak? Ya büyük A fenotipi ya da küçük A fenotipi oluşacak. Yani iki tane buradan geliyor. Çarpı dedim. Ya büyük B olur ya küçük B olur. İki tane buradan. Ya büyük E olur ya küçük E olur. İki tane de buradan. Peki ben bunu 2 üzeri N diye yine yazabilir miyim? Fenotip çeşidi sayısını yazabilirim. Ama genler bağımsızsa unutmayın. Bağlı genlerde farklı şeyler yapacağız. O zaman ne olur? 2'nin küpü olur arkadaşlar. O da eşittir. 8 çeşit fenotip oluşmuş olur. Ben bu soruyu bu yüzden yazdım. Hani size kısa yolunu da göstermek için ayrıca yazmak istedim. Evet, gelelim 7. soruya. Bakın burada uzun bir genotip var. Genotipli canlının kendileştirilmesi sonucu meydana gelecek. Kendileştirme demek kendisiyle aynen çaprazlama. Fenotip çeşidi sayısı. Evet, fenotip çeşidi sayısında formülümüz neydi? 2 üzeri n. Hepsi heterozigot mu? Evet, heterozigotları yazıyorum. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2 üzeri 5'ten cevabımız ne olur? 32 çeşit fenotip oluşur. Genotip çeşidinde neyi kullanıyorduk? 4 üzeri n'i kullanıyorduk değil mi arkadaşlar? Genotip çeşidi dediği için. Pardon, genotip çeşidinde 3 üzeri n'i kullanıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri n. Neden genotip çeşidinde 3 üzeri n? Burada kaç çeşit genotip yazılır? Aslında burayı da yanlış çözmüşüm galiba. Evet, kaç çeşit genotip dediği zaman 3 üzeri n'den yapacağız. Neden 3 üzeri n'den yapıyoruz? Çünkü bakın şurayı yanlış çözmüşüm, özür dilerim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum size. Arkadaşlar şöyle çaprazlama yaptığımızda ne olur? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Kaç çeşit oldu burada? 3 çeşit oldu değil mi? O zaman ben burayı 3 üzeri N olarak çözmem gerekiyordu. Özür dilerim, yanlış çözdüm. 3 üzeri N, 3 üzeri 3'ten cevabımız ne olur? 27 çeşit genotip olur. 27 çeşit. O zaman burayı da 3 üzeri N'den çözersek 3 üzeri 5'ten kaç olur arkadaşlar? Hemen çarpalım. Hemen çarptım arkadaşlar. Cevabımız 243 oluyor. Genotip çeşidi sayısı bu şekilde. Genotip sayısında işte biz bu 4 üzeri n formülünü kullanacağız. Çünkü neden? Her birini sayıyoruz genotip sayısında. 1, 2, 3, 4 tane genotip var. Her birini sayıyoruz. Dolayısıyla 4 üzeri 5'ten işte bunun cevabı da bir şekilde çıkıyor. Yani şimdi burada çarpıp da zaman harcamak istemiyorum. Maksadım size formülü göstermekti. Tamam. Özür dilerim tekrardan şurayı yanlış çözdüğüm için. Dediğim gibi çeşit diyorsa 3 üzeri n, genotip çeşidi diyorsa 3 üzeri n, fenotip çeşidi diyorsa 2 üzeri n. Çünkü 2 çeşit fenotip oluşabilir. Bu arada genler bağımsızsa unutmayın. Genler bağlı olduğu zaman zaten parantez içerisinde verir. Eğer genotip sayısı diyorsa 4 üzeri n formülünü kullanıyoruz. Gelelim 8. soruya. Diyor ki ABD genlerinin farklı kromozomlar üzerinde kalıtılmaktadır. ABD genleri farklı, yani bağımsızmış. Genotipli iki canlının çaprazlanması sonucu F1 bireylerinde büyük A büyük A, küçük B küçük B, büyük D küçük D genotipli birey oluşma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar hepsini ayrı ayrı çaprazlamamız gerekiyor. Ama isterseniz çaprazlama yapmayalım uzun uzadıya. Çünkü artık bizim pratik kazanmamız gerekiyor. Çaprazlama yapmadan direkt olarak sonucunu yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Bakın burada şu bireyi çaprazlayacakmışız. O zaman şöyle A'ları kendi arasında çaprazlama yaparak göstereyim bir kere. Diğerlerini zaten kafadan yazacağız. Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A yazdım. B'ler de D'ler de aynı bunun gibi çıkmaz mı? Heterozigot olduğu için çıkar. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi burada
Büyük A, büyük A'nın gelme ihtimali nedir? Bize şunu soruyor. Gelme ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür, değil mi? Şimdi küçük B, küçük B aynı ihtimal olduğu için tekrardan yazmıyoruz. Küçük B, küçük B'nin gelme ihtimali nedir yine? 1 bölü 4'tür. Büyük D, küçük D yani heterozigotluk durumunun gelme ihtimali nedir arkadaşlar? 2 bölü 4'tür. Çaprazlama yapmama çarptığımız zaman sonucumuz ne oluyor? 4 kere 4, 16, 64, 2 bölü 64 ya da 1 bölü 32 diyoruz. Bu şekilde dediğim gibi kolay yoldan çaprazlama da yapabiliriz. Zaten bir süre sonra artık şu çaprazlamayı da yapmayacaksınız. Direkt kafanızdan yazacaksınız. Gelelim 9. soruya. Diyor ki genotipli bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı. Gamet çeşidi sayısında formülümüz neydi? 2 üzeri n. Heterozigot gen sayısına bakacağız. Bakın kaç tane heterozigot var? 1, 2, 3 geldim x'e. Şimdi x üzerinde h'ler var. Hemofili hastalığını göstermiş. Biri büyük, biri küçük. Bunları da heterozigot olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Direkt x x yazsaydı homozigottu almayacaktık. Ama üzerinde harfler var. Bunlar da heterozigot durumunda olduğu için onu da yazdım. Kaç oldu? 4. 2 üzeri 4'ten cevabımız ne olur? 16 çeşit gamet oluşturur. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki AD genotipli anne ile genotipli babada ADE yani büyük A, büyük D, büyük E fenotipli erkek çocuk oluşma olasılığı nedir? Şimdi isterseniz bunları ayrı ayrı çaprazlayalım. Çünkü heterozigotluk durumu yok. Yani bir süre sonra yine kendiniz dediğim gibi bunları da çaprazlayacaksınız ama yapalım yine arkadaşlar. Büyük A, küçük A, büyük küçük A, küçük A çaprazlama yaptığımız zaman bakın bunu bir tane olarak düşünüyoruz. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Zaten böyle durumda anne ile babanın genotipi ortaya çıkar. Yani farklı bir şey ortaya çıkmıyor. Gelelim D'leri de çaprazlayalım. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D çaprazlayalım. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. Bunu da yazdım. Sonra E'leri çaprazlayalım arkadaşlar. Yine büyük E, küçük E, küçük E, küçük E yazdım. Şimdi bize ne diyor? ADE fenotipli erkek. Bakın ve erkek olma olasılığı da var burada. Onu da katacağız. Şimdi büyük A'nın gelme ihtimali ne? Fenotipi 1 bölü 2'dir, değil mi? 1 bölü 2. Büyük D fenotipinin gelme ihtimali var. 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4. Büyük E'nin gelme ihtimali nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Ve bir de erkek olma ihtimali var. Erkek ya da kız olma ihtimali her zaman için 1 bölü 2'dir. Cevabımız ne olur? 3 bölü 8, 16, 32. Cevabımız 3 bölü 32 olur. Son iki sorumuz kaldı. 11. soru diyor ki genotipli üreme ana hücresinde mayoz bölünme sırasında %40 oranında crossing over gerçekleştiğine göre sonuçta oluşacak hücrelerin oranları nasıl olur? Arkadaşlar burada bağlı genlerden bahsetmiş. Şimdi bakın böyle soruları nasıl yapıyoruz? Şimdi böyle soruları şöyle düşüneceksiniz. Büyük V ve büyük K bağlıymış birbirine. Şimdi büyük M ile büyük K birbirine bağlıysa o zaman küçük M ile küçük K da bağlıdır birbirine. Şimdi bir crossing over var gibi düşüneceğiz, bir de yok gibi düşüneceğiz. İlk önce diyelim ki crossing over yok diyelim. Şimdi crossing over yoksa eğer ne olur? Bunlar direkt olarak ikiye ayrılır, değil mi? Ya büyük M büyük K gameti oluşur ya da küçük M küçük K gameti oluşur. Peki %40 oranında crossing over varsa o zaman %60 oranında da crossing over yoktur. Ben şimdi bu %60'ı ne yapacağım? Bunlara böleceğim. O zaman %30 oranında bu gamet oluşur. %30 oranında da bu gamet oluşur. Bunu bulduk. Crossing over yoksa. Peki crossing over olduğunda nasıl oluyormuş? Crossing over varsa. O zaman da %40'lık oran varmış. Bunu zaten bize soruda verdi. O zaman hangi gametler oluşacak arkadaşlar? Büyük M, büyük K. Küçük M, küçük K. Yine çaprazlama hani yer değiştirdiğini düşünün bunların. Büyük M, küçük K. Küçük M, büyük K. Bakın yer değişince böyle gametler de oluşur. O zaman ben %40'ı 4'e bölersem her birine kaç oran düşer? %10'luk oranlar düşer. %10'luk oranlar düşer. Bize ne soruyor? Gerçekleşen hücrelerin oranlarını soruyor. Yani en son gametlerin oranlarını. Şimdi burayı buldum. Burayı da buldum. Bunları toplayacağım. Büyük M, büyük K gametinin gelme oranı nedir? Bakın %30 burada var. %10 da burada var. %40. Küçük M, küçük K'nın gelme ihtimali nedir? Yine %30 burada var. %10 da burada var. %40. Geriye ne kaldı?
Büyük M küçük K %10. Küçük M büyük K arkadaşlar, o da %10'dur. İşte cevabımız bu şekilde. %40, %40, %10, %10. Zaten topladığınız zaman ne yapıyor? %100 yapıyor. Eğer topladığınızda sonuç %100 çıkmıyorsa soruyu yanlış çözmüşsünüz demektir. Unutmayın. Gelelim son sorumuza. Bağlı genlerin kromozom üzerinde Krosinkov olasılıkları da göz önüne alınarak sıralanmış çizgisel grafiklere kromozom haritası denir. X, R, T, S genleri bağlı genler olup bu genler arasında Krosinkov yüzdeleri şöyledir. Verilen genlerin kromozom haritası aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Şimdi arkadaşlar nasıl çözeceğiz? Krosinkov ihtimali nasıl artıyordu? Genler birbirinden uzaklaştıkça. Eğer ki Krosinkov ihtimali yüksekse o zaman o genler birbirine uzaktır. Şimdi bakın, X ve T arasındaki Krosinkov ihtimali %50'ymiş. T ile S arasındaki Krosinkov ihtimali %50'ymiş. O zaman bunlar birbirinden eşit uzaklıkta olacaklar. Yani X ve T ve T ile S birbirinden eşit uzaklıkta olacaklar. Bakın X, T, T, S bu çok arasında şey var. O zaman bu olmaz. X, T'yi almış buraya. Bakın arasında %100 uzaklık var gibi. T ile S'yi de buraya almış. Olmaz. T ortada olması lazım. Gitti. X, T bu birbirini çok yakın göstermiş. Olmaz. Bakın X, T, TS. Bakın %50 %50 gibi değil mi? Eşit göstermiş. Şuna bakıyorum. XT TS. Bakın çok aralarında uzak göstermiş. Bu da olmaz. Peki diğerlerine bakalım. X ile R arasında %20. R ile T arasında %30. O zaman X ile R birbirine daha yakın olacak. R ile T birbirine daha uzak olacak. O zaman D şıkkı bizim cevabımız olur arkadaşlar. İşte bu şekilde bu tür soruları da çözebiliyoruz. Evet, bu birinci soru çözümümüzdü. Bir sonraki videoda arkadaşlar ikinci soru çözümünde görüşürüz. Yaklaşık 4-5 tane soru çözümü yapacağız. Bir tane de ÖABT çıkmış soruları çözeceğim arkadaşlar. En sonki video o olacak. Direkt kalıtımla ilgili çıkmış soruları çözeceğim. İki tane de sanırım yine soru hazırlayacağım. Evet, toplam 4 tane gibi olacak. Bakalım 4 olur 5 olur. Bakacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.